Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen 4 mevsim Uludağ Çalıştayı Uludağ'daki BOF Otel'de başladı. Sayın Teknikçilerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Genel Müdürlerimiz, Bursa Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Uludağ'da turizmin 12 aya yayılması, mevcut tesislerin yenilenerek kalitesinin artırılması, kayak pistlerinin uluslararası standartlara kavuşturulması gibi önemli konuların ele alınacağı çalıştayın açılış törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı. Bir turizm, ticaret, tarih, kültür ve sanat şehri Bursa. Bir başka konu değerli kardeşlerim. Sabahleyin bir turizmci arkadaşımızla kahvaltı esnasında emir verilmişti. Dedi ki burada su parasız, su ücreti çok güzel. Belediye başkanımız da dedi ki biz %10 indirim yaptık. E tamam da yani şimdi konut suyuyla turizm tesislerinin su fiyatı arasında 3-4 katlık bir fark var. %10 indirim yaptık dedi. Tamam doğru, güzel, çok şükür. Sağ olsun. Ama Sayın Başkanım bir %10 indirime daha ihtiyaç var. Şimdi gerçekten turizmciler bize bu noktada ciddi bir baskı uyguluyorlar. Siz kendi bütçenizi nazara alarak bunun kararını verin ya da verdiniz mi? Bu ay itibariyle uygulayalım. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu istediği Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş'la turizm belgeli testlerde su fiyatlarının %10 ilave edilme müjdesini verdi. Uludağ 4 mevsim Uludağ çalıştayımız bütün heyecanıyla, bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Tabii bugün açılış esnasında en son konuşmacı olan saygıdeğer Başbakan Yardımcımız sabah kahvaltıda turizmcilerin dile getirdiği turizm belgeli işletmelerin su ücretleriyle alakalı fiyatlar noktasında, fiyatlandırma noktasında bir talepler oldu turizm işletmecilerinin. Bu daha önce de bize dilekçeyle belediye meclisimize zaten gelmişti. Nihayetinde bununla alakalı Sayın Bakanımız, Başbakan Yardımcımız konuşması esnasında Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Bir %10 indirim yaptınız ama çalıştayın ruhuna uygun olması anlamında bir %10'luk daha indirimden imkanlar zorlanarak dedi. Tabii ki nihayetinde biz de Sayın Başbakan Yardımcımızın bu isteğini kırmak durumunda değiliz. Zaten bizim 5. 6. ayda gibi tekrar bir %10 indirim yapma isteğimiz vardı. Nihayetinde de inşallah en kısa zamanda meclisimizde, nihayetinde bu mecliste alınacak bir karar. Meclisimizde toplanıp bununla alakalı kararımızı alıp inşallah uygulamayı hayata geçireceğiz. Tabii bugün burada çalıştayla alakalı gerçekten heyecanlı bir ilgi var, alaka var. Çünkü Uludağ ilk defa bu kadar konunun taraflarıca ilk defa bu denli masaya yatırıldı. Turizm Bakan Yardımcımız burada, Orman Bakanımız burada, Başbakan Yardımcımız burada, milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var, valimiz burada. İlgili genel müdürlerimiz ve bölge müdürlerimiz, müsteşarlarımız burada. Şunu ifade edeyim, Uludağ bundan sonra çok daha fazla dikkat çekecek ve Türkiye'de odak noktası olacak. Beraberinde özellikle Ocak 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılması düşünülen zirvenin de ben Uludağ'a tabir edilirse zirveye uçuracağını düşünüyorum.